Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hayırseverler ihtiyaç sahiplerine daha fazla yardım etmeye başladı. Yapılacak yardımlar konusunda uyarılarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, aracısız yardım yapmanın önemli olduğunu dile getirdi. Vatandaşlarımız çok hayırseverler. Yani yardım etmeyi biraz da geleneksel olaraktan içimize sinmiş ve yapıyoruz. Fakat yardımı yapalım da yardımı kime yapacağımız çok önemli. Nasıl yapacağımız da çok önemli. Şimdi eğer biz Müslümansak ve Ramazan ayını Müslümanlar idrak ediyor, Müslüman olduğumuz için yardımda bulunuyorsak, Kur'an'ın tavsiyelerine uymamız gerekiyor. Kur'an iki kişiye yardımdan bahsediyor. Sıralamalar ayrıca var ama bir isteyene bir de isteyemeyene. Biz daha çok isteyene veriyoruz. İsteyemeyeni bulmak gerekiyor. Asıl faziletli olan o. Bir de vermek noktasında malımızın iyisinden vermemiz gerekiyor. Yani kötü, işte arta kalmış, eskiye çıkmış mallar değil. Bunlar asla yardım sayılmaz. Bunlar bir sevap bekleyenler boşuna beklerler. İyisinden vermek gerekiyor. Yardım kolileri konusunda mesela ciddi bir sıkıntı var. Biz bir koli alıyoruz. Hangi kolinin ne kadar olduğuna bakıyoruz. Ucuz olanı tercih ediyoruz. Halbuki kendi evimize neyi alacaksak yardım olarak onu yapmamız lazım. Bir de kolinin içerisinde ne var? Yani hangi gıdalar var? Gıdayı verdiğimiz kişi onu yiyor mu acaba? Bir hastalığı var mı ya da bir antipatisi var mı? Yani neden bunu maddi olarak bizzat vermiyoruz ya da yanımıza alışverişe götürmüyoruz? Onları da rencide etmeden. Tabii yardım edelim fakat yardım ettiğimiz kişi rencide etmeden yapmamız lazım bunu. Asıl faydalı olacak olan sevap anlamı da budur. Bir de genelde şu anda Ramazan ayında fakir fukara için bazı gruplar, bu vakıf olur, cemaat olur ya da başka yapılar olur, yardım topluyorlar. Ve insanlar da götürüp buraya veriyor. Şimdi burada tamam bir aracılık hizmeti var fakat güzel olan neydi? Bizzat fakire, fukaraya vermek, tespit etmek, vermekte. Vakıfların ve cemaatlerin bir masrafı var. Biz aslında oraya yardım yaparken o vakıf ve cemaatlerin masraflarını da sponsor olarak karşılamış oluyoruz. Yani onu sübvanse ediyoruz. Yani işte kiranızı, aracınızın masrafını, çalışanların masrafını falan. Halbuki veren kişi onun fakire gideceğini düşünerek veriyor. Yani bu anlamda da biraz dikkatli olup bunu bilerek vermek ayrı mevzu. Tamam kardeşim bu vakfın masrafı da çıksın diye verilir. Ona bir şey diyemeyiz ama eğer tamamını fakire gittiğini düşünüyorsa insanlar asla gitmiyor. Önce oranın masrafları çıkıyor sonra fakire fukaraya gidiyor. Onun için en güzeli bizzat tespit edip hatta ailemizle çocuklarımızla o fakirin evini ziyaret edip sofrasına oturup onlara o yardımı yapmak en makbulüdür. Sosyal anlamda da en güzelidir sonuç almak için.